o'zlari dunyoda rasvo bo'ldi va keyin avlodlaridan bir qancha o'shalarning nasablaridan o'shalarning manhajidan yurgan odamlar islom ummatining ichida badbaxt degan nom oldi. Mana shuni kalaka qilishyapti hozir. Abu Hanifa marjuh degan odam o'zini diniga toshatayotgan odam. Sunnat inkorchilari, ateistlar, dahriylar chiqib olib xohlagan gapni gapiryapti. Mana ustoz shogird o'rtasidagi oq bo'lish masalasi biroz ishora qilib ketdim. Bu haqida bir qancha sahih sanatli rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'zi ustozi kul. Hamma islom ummatining ustozi Payg'ambar alayhissalom. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning ko'nglidan qolgan odamlar o'zlari dunyoda rasvo bo'ldi va keyin avlodlaridan bir qancha o'shalarning nasablaridan o'shalarning manhajidan yurgan odamlar islom ummatining ichida badbaxt degan nom oldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga kelib adolat qil dedi-da bittasi. Ha? Mashhur rivoyat bu. Adolat qil deganda Payg'ambar alayhissalom ko'ngillari og'ridi. Aytdilar, "Men adolat qilmasam kim adolat qiladi? Adolatning mezoni menman." U aytayotgan odam maqsadi adolat emas edi u. O'shandan qo'rqish kerak. Ya'ni buni maxfiy shahvat deydi. Inson o'zini ichida xohlab turgan narsasini tashqariga chiqarar ekan adolat toni bilan bekitishga harakat qiladi. Haqqi talab qilish, haqiqatparvarga o'xshash. Vaholanki payg'ambar alayhissalom unga taqsimotdan bermayotdilar. Shuni aytish kerak edi. Shuni aytganda edi, balki hozir odamni maqtab gapirardik. Arabiylar ajoyib bo'lgan, kelib Rasulullohdan menga bermadingiz-a deb so'radi-ya, shunaqa bo'lganda maqtardik. U xiylaqorlik qildi, makr qildi. O'zi xohlagan narsani payg'ambar alayhissalotu vasallamga kelib, adolatsizsan dedi-da, adolat qilmayapsiz dedi. Payg'ambar alayhissalom buni avloddan shunaqalar chiqadi dedilar. O'sha gap bekor gap emas. Hozir ulamolarga sakrab qo'yib, tavba qil desangiz, daliling yo'q deyapti-yu. Ha? Dalil mana shu dalil shu. Ulamolarga sakraganlarning avlodlaridan yaxshi insonlar chiqmasligi to'g'risidagi rivoyatni bir vajhud dalili shu. O'shani avloddan dedilar. Ha, aynan nasl bo'lmasligi mumkin, nasldan ham bor endi, lekin shuni manhajidan yurganlarning oqibati nima bo'ldi? Ali deg zotni qatl qildi. Kelib shunga savob umid qildi. Miya aynib qoldi. Savob umid qildi-ya Ali'ni qatl qilib. O'sha oqqi natijasi edi. Payg'ambar alayhissalomning ko'nglidan qolgan odam edi. Uni natijasi urdi. Hasan Basriyga sakragan. Kim edi? Vosil ibn Atom edi. Ha? Mutazilalarning otasi bo'ldi shu odam. Barchalarini ko'ring. O'zini ustozlari, masalan, Abu Hanifaning rahimahullohning shogirdlaridan ilm olgan, İmam Muhammeddan, Abu Yusufdan ilm olganlarning juda ko'pchiliklari keyinchalik o'zlari ularga qarshi siz noto'g'ri qilgansiz degani uchun yoki Jahmiy bo'ldi, yoki Hashaviy bo'ldi, yoki boshqa tariqatda ketdi, adashib ketdi. Qadimdan bu narsa bor. Oddiy bir odamga zulm qilsangiz, hadis sharifda nima bor? Kofir bo'lsa-da duosidan ehtiyot bo'l, bormi? Bor. Kofirni ham duosini Alloh taolo ijobat qilishi mumkin, mazlum bo'lsa. Mazlumning duosi ijobat. Endi sizga ustoz ilm bersa, umrini hayotini baxshida qilsa, o'zidagi asarni sizda qoldirishga harakat qilsa, jonini xatarga qo'ysa, shuncha ne'matni, shuncha yaxshilikni evaziga unga qarshi yursangiz, ustoz mazlum bo'ladi. Eng kamida mazlum bo'ladi. Keyin ko'nglidan bir narsa o'tib qolsa nima bo'ladi? U mazlumni duosi ijobat. Ustoz shogird masalasi tobiyillardan, hozir aniq esimda yo'q. Ibn Abbosning uylariga kelib, eshigining tagida o'tirar ekanlar. Taqillatmas ekanlar eshigini. Nimaga? Agar noqulay holatda bo'lsa, ko'ngillari og'rib qolmasin. Baribir shu eshikdan chiqadilar deb o'tiraverar ekan. 5 vaqt namozni o'qib eshigining tagida. Chiqqanlarda masalan so'rab olar ekan. Eshikni taqillatishlikda ko'ngliga botib qolmasin deb. Ibn Umar bilan yana bir sahobani o'rtalarida ahli ilmga bo'lgan munosabatni rivoyati mashhur. To'g'rimi? Otga mindirib yetalaganlari.
Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın avlatlarına şunday münasebette buluşumuz gereği degende, ahli ilimlerine bunday münasebette buluşumuz gereği degende. Ahli ilimler Allah Subhanahu ve Taala'nın yeryüzündeki dostları. Sizler hazır taşıyan kadem, dostlukça taşıyan kadem. İmam Malik eytediler. İmam Buhari'de hadis var, hadis Kudüsü. Men ada li veliyen fakat azantuhu bil harb. Kim beni dostumge düşmanlık kılsa onge karşı uruş ilan kılaman degen Allah Teala. Şunu, şu hadisini İmam Malik çünkü Muvatta'da diyem ki şu hadis. İmam Malik eytediler ki eğer yeryüzünde ulemalar Allah'ın dostu bulmasa başka dostu bilmeyemem degenler. Ulemalarga nispeten şuna kengi yandaşkan adamlarını tarih körgeni yok. Bak saadet topkenini. İbni Asakir kirtir geldiler. Ulemalarının göçte zaharli buladı. Hidlegen kesel buladı, çilegen öledi. İmam Malik'te de bu rivayet var. Bana şunu keleke kılıç yaptı hazır. Demek ki ulemalarını, haybetini çöktürüş bu büyürtme işlerinden. Çünkü ulemalarını haybetini çöktürse, ularının gapını, ilmi mekanatını yokka çıkarırsa kiyin milletini haklıken tamamen ne kadar şey mümkün? Başkarış. Of geçiş mümkün. Şunun için bu gapını yapırış yaptı. Bu narsalarını yengil sanamazdık gerek. Ahli ilimlerini dersini alalmasayız den duasını alış gerek. Dersini alsayız ne şeref. Duasını alsayız ondan hem üstün böyle. Şunun için ak meselesi ad değilmez. Bu ilimge karşı bugün cemaa bahane kıladı. Ne deydi? Sizler deydi. İlimi monopoliye kıvagen sizler. Monopoliye kıvalıp ulamalarını, abrosunu, himaye kılıçlığını yapıra uğrasılar. Senem alim bul, seni hem hürmet kılamız. Alim bul almagenin için bu gapı yapırışın ne doğru? Senem alim bugenin deydi, kiyin aitsen gidi, ulamalarını hürmet kıma desen gidi, aitardık, samimi bir adam. Çünkü uzu alim mi derdik? Sen uzun cahilsen, alim buluşun hele Hazreti Umar'ı eşeğinde Müslüman buluşu okşayan gapı. Hele verirsen bu miysen? Bu kitişinde umman bu miysen anık. Lekin nemege sen ulamalarını bir marası yoksa bola uğradı diyepsen. Nemege? He, zekaz bacarı yapsan. Pompeyo'nun zekazı bu. O ayeti yaptı, bu gapı yaptı. Şu ulamalarını abrosuzlantırış, Sahyuni protokollerini 17. bandıda ataydan kırıtılgen. Sahyuni protokolları var. 100'ye yakın protokol var. Yazılı bütün dünyaya tark atıladı. Vazife. 17. bandı var. Adaşmagan bulsam. İslam ulamalarını abrosuzlantırın. Ularını keleke kılın. Ularga ispatlanmasa ham tuhmat gaplarını tark atıverin. Çünkü biz ularını hakiki merci'lerini yani müracaat kılınadigan zatlarını abrosuzlantırıp koysak bunların dini tügeydi. Dini tügeydi. Abu Hanife mercuh degen adam özünü diniye taş atıyorken adam. Ben dinini kattan aldım özü. Uşandan aldım ki. Uşa zatdan aldım. Abu Hanife şahsmez indi. O menheç. Bizim yolumuz o. Eğer o kişini biz mercuh desek, bu adam kuvvetsiz yapırken desek, diniler kuvvetsiz deken dediydi. O köçedeki adam. Hazır ayet iş yaptı. Hazır etrafımızda hamma Müslüman emas, ko'z ochish kerak. Foydalab turgan ming-minglab tashkilotlar bor. Sunnat inkorchilari, ateistlar, dahriylar chiqib olib xohlagan gapni gapiryapti. Mana Abu Hanifa haqida gaplarni ko'tarib yurishibdi. Buni kim ko'tardi? Zohid Kavsariyni haqorat qilganlar ko'tardi. Ana endi nima qilish kerak? Maqsad amalga oshyapti, maqsad. Alhamdulillah bu ummatni ulamolari chiqaveradi. Ularni hurmat qiladiganlar ham chiqaveradi. Ulamolar insoniyat ichidagi imtihonlar. Bu imtihonga inson o'zini qo'yib ko'radi. Ulamoni ko'rsa g'ash kelyaptimi? Nifoq alomatimda. Ulamoni ko'rsa intilyaptimi? Shuni duosini olay. Shundan bir narsalik bo'lib qolay, deyaptimi? U iymon alomati. Qur'oni Karim buni Tavba surasi sabit qilgan. To'g'rimi? Abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum dedi. Uşa abillahi ve ayatihi degi ayatihi imamlar ulamalar şu.
Peygamber aleyhissalatu vesselam keyin keldi. Va rasulihi. Shuning uchun oq bo'lish masalasi bizning tilimizdagi urfiy ma'noda emas, haqiqiy ma'noda. Qo'lini ko'tarib duo qilish shart emas. Yaxshi ma'noda ham. Undan tashqari xafa bo'lib qolganda u ham anaqa emas. Men juda ko'p ulamolarni mana shu masalalarda andisha qilganlarini hayotimda ham ko'rganman, kitoblarda ham ba'zi odamlarni shunaqa gapirib aytganman. İmam Buhari juda ham xavotir qilarkanlar bir odamni yomon ko'rib qolishlikka. Nimaga yomon ko'rib qolgan odamlari ba'zasi yomon bo'lib qolar ekan buni. Chunki bular o'zlaridagi ilmni va bulardagi ko'ringan, ya'ni ruhiy quvvatni o'zlari his qilgan. Kimmidir shu hayotini barbod bo'lib ketishligini xohlashmagan. Hatto bir rivoyat bor, bir kishi bilan o'tirganlarida meni ma'zur ko'ring deganlar. Nimaga desa, ichimda qalbimda siz haqingizda yomon gumon qilib qo'ydim deganlar. Shuning uchun uzr so'rayman sizdan deganlar. Shu sababli ulamolarga e'tiborli bo'lish kerak. Qorilarni ham, qori bilan hazillashasizlar endi. Yosh bola o'rtoqlashib yurishadi-yu, lekin qorini kamsitmaslik kerak hech qachon. Alloh taolo bir bandaga Qur'onini berdimi, o'sha Qur'onining hurmati bor. Qorini kamsitgan odam dindan chiqishi mumkin. Qur'on o'ta jiddiy e'tibor, ehtiromga loyiq. Shuning uchun unga ham e'tiborliroq bo'lish kerak.